yemeğini Ankara'da paylaşmak benim için de ayrı bir hem lezzet hem de gurur vesilesi. Öncelikle dün muhteşem bir ziyaretçi akını oldu. Sadece buraya giren 55 bin kişi. Yani yöresel pazar hariç. Bu buranın önemli rekorlarından bir tanesi. Zannediyorum ki bu açıdan Trabzon'un bu ortaya koymuş olduğu intizam, disiplin, aynı zamanda da bütün yöresel renkleri bir araya getirme anlayışı elbette ki her zaman olduğu gibi vatandaşımız tarafından da halkımız tarafından da büyük bir ilgi çekmektedir. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Trabzon Valimize, Trabzon Valiliğine, Turizm İl Müdürlüğümüze ve özellikle tüm belediyelerimize ve tüm kurumlarımıza apayrı teşekkürlerimi sunmak isterim. Sizlere, yani bunu buradan her an Trabzon'a yansıtan, Türkiye'nin ve dünyanın her yerindeki hemşehrilerimize yansıtan sizlere. Burada bir şeyi çok net bir şekilde gördük. Geçen senekiyle çok ilgilenmiştim birebir. Ama bu sene çok ilgilendim diyemem. Sadece yapılması hususunu arkadaşlarımızla prensipleri konuştuk. Çok net bir şekilde iş rayına oturmuş durumdadır. Gayet güzel ve başarılı bir şekilde yapılmaktadır ve herkes sahip çıkmaktadır. Sizlere de sahip çıkan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bizim için apayrı bir süreç oldu. Öncelikle burada bulunmak, yeniden hemşehrilerimizle bir arada olmak, yeniden bütün bu lezzetleri ve renkleri görmek benim için de apayrı bir mutluluk. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım, sahaya ineceksiniz. Buradan Trabzon'a, memleketinize seçim çalışmalarının startını vereceksiniz. Seçimle ilgili düşünceleriniz, mesajınız ne olur? Türkiye seçmen nasıl hareket etmeli, ne şekilde hareket etmeli? AK Parti'nin aldığı ve bugün getirdiği Türkiye çok farklı. Bu her haliyle görülmektedir. Gelecekte ufkunu ve vizyonu çizdiği de Türkiye'de çok farklı olacak. Türkiye büyümek, Türkiye ilerlemek, Türkiye zenginleşmek ve Türkiye'ye, bütün dünyaya bu iyilik medeniyetinin bütün hasletlerini işlemek düşer. Bunun için güçlü olmak zorundayız. Bunu yapabilecek kadrolar AK Parti kadrolarıdır. Bunu yapabilecek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Buna da inanıyoruz. Ve ifade etmek isterim ki bugüne kadar milletin karşısına sınavını başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş bir AK Parti var. Bir Recep Tayyip Erdoğan var. Millet için çalışan, ülkesi için gayret gösteren, vatanı için risk alan ve milletin emrine tabi olan bir AK Parti var. Bunu başarıyla ortaya koyacaklardır. Bizim şahsi olarak olup olmamamızın bu büyük davada, bu büyük anlayışta önemi yoktur. Önemi bu kadro harekatıdır. Bu bir takım harekatıdır. Ve bu bir millet harekatıdır. Bu önemli bir şeydir. Şahsımızdan ziyade Türkiye'ye gelecek vizyonu ortaya koyan güçlü bir siyasi parti ve güçlü bir lider. İnanıyorum ki ittifakın da çok büyük bir faydası olacak. Milliyetçi Hareket Partisi ile kol kola girerek, Büyük Birlik Partisi ile de kol kola girerek çok iyi adımlar atılacak. Ve Türkiye hak ettiği ile buluşacaktır. Buna olan inancım tamdır. Ve bu konuda biz kendimize bakıyoruz. Kendi yaptıklarımıza ve kendi yapacaklarımıza bakıyoruz. Zannediyorum ki milletimiz en iyi hakem ve karar vericidir. Milletimize teslimiz. Çok teşekkürler Sayın Bakanım.